Merhaba Dat, hoş geldiniz. Hasan Sungur Bey ile programa devam ediyoruz. Emlakçılar Birliği derneği. Başkanı ama derneği başkanı birlikte yasa olarak geçti. Onu konuşuyorduk şimdi, birlik kaldı aklımda. Ama emlak için yani ben verilerimi Hasan Bey'den alırım. Çünkü direkt yani başbakanın önünde olan verilerle işte... Müteahhitler Birliği'nin elinde olan verilerle konuşuyor. Onun için benim diyebileceğim en doğru veriler oradan çıkıyor. Çünkü bugünkü konumuz belki de yabancı mülk alımları olacak. Ve bunun etrafındaki birkaç konu daha. Buyurun hep beraber Hasan Bey'le bu sohbete başlayalım. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Aslında... Evet, gündemden hiç düşmedi ve bazılarının panik haykırışı var. Karpaz elden gitti. Zaten bu muhtarlarla, belediye başkanlarıyla başladı. Sanki birkaç tane mal mülk sahibi tetikledi orayı. Şey değişmesi lazım. O civarın işte şehircilik planı, işte gelişme planları. Bir haykırıyorlar artık. Yeteri kadar malı aldık, hadi başlayalım gibisinden bir feryat duydum ben. Bilmiyorum sen nasıl tercüme edeceksin onların feryatlarını. Bu mal alımlarının statüsü nedir? Yani ne durumdayız biz? Mallar gitti mi? Malsız kaldık burada. Toprağımız şimdi gitti. Ben en güzel örneği size şununla vereceğim. Rum tarafı ne zaman bağırır? Bizde bir, bakın şöyle. Bizde ne zaman bir ekonomik canlılık başlar? Ki ben hatırlatacağım size. Mesela 2003 yılında, 2002 yılında Esentepe'de açıldı 100 ve... pound dönümüydü arazinin. 100 pound, bakın 100 evet, şeyde... Git kafanı duvara vur şimdi. Türkiye'de 50 pound dönümüydü bir arazinin. Bunlar var iken o dönemde bir yerde birileri uğraştığı, birileri didindiği, annen gündeme geldiği, bir umutlar, kapılar açıldığı, bir heyecan geldi ve yabancılar ciddi gördü bizi ve mal almaya başladı. O dönemde ortalık gakta oturdu, Kıbrıs Rumlaşıyor, Kıbrıs yabancılaşıyor, mallarımız elimizden gidiyor. O kadar bağırdık ki biz, Rum tarafı bile heyecanlandı. Şimdi ben bir evrak vereceğim size. Bu evrak... Tabii bugün de bu evrak çıkmıştır. Yani aynısı ama bir okuyun üstteki başlığı ve de tarihi söyleyelim. Evet. İnşaat patlaması Rum Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi diyor burada. KKTC'deki inşaat patlamasından rahatsız olan Rum Dışişleri Bakanlığı tırnak içinde dostlar dediği birçok ülkenin dışişlerine konuyla ilgili bilgi veriyor. Ve bunun tarihi 5 Ağustos 2004 ve altını dolduruyor tabii işte endişeler falan. Hatırlarsanız 2004'ten sonra bir patlama yaşandı. Bu o kadar bir hüryalar oluştu. Garrop diye bir adamcağız geldi, yatırım yaptı. Hep bir adam var zaten bu işlerin içinde. Ha, hep bir adam Gary var. Garrop özellikle bir yerde bizi dolandırıyor ortalığı diye bir gargaşa çıktı. Adamın apartmanına kadar el koyduk. Adamın makinelerine el koyduk. Hatta adamın yıllarla da makinelerini işlettik. Para da vermedik. Ama devlet de bu paraları da alamadı. Ve bu adamın mallarını da kendine kör çar ettik. Aldık yavur tarafına götürdük verdik. Yani özür dilerim. Yunanistan, İngiltere'ye götürdük verdik. Hapse kendini. Suçu vardı zaten orada. Teslim ettik. Ve mağdurların da yanında kaldı. Şimdi temizlemişse devlete kaldı. Şimdi aynı süreçleri biz ne oldu ondan sonra 2010 ağlıyoruz. Evet. KKTC bitti. Rüzgar oynamaz, ağaç oynamaz. Ha buna bahana neydi o dönemde? Dendik işte Lehman kardeşler Amerika'da battı ve bittikten bir dünya krizi çıktı ve çünkü oradaki balon patlamıştı. Patlamıştı. Böyle yine mortgage balonu da hatırlarsanız. Ve bir yerde işte bir sıkıntı olarak KKTC bir krize girdi. Başladık artık harıl harıl uğraşmaya, bu inşaat sektörü nasıl kurtaracak ama memleket de krizde. Aynen. Arkadan ne oldu? İşte korona olayı çıktı. Kriz devam. Millet borçlarını ödeyemiyor. İnsanlar geçinemiyor. Ondan evvel Bronson olayı çıktıydı. Tabii. Döviz patlaması yaşamıştık. Evet. Sonra da Oramzımız çıktı. Derken bütün bunlar var iken şimdi de annem baktık basında görürük işte memleket bitti, memleket tükendi, bazı milletvekili arkadaşlar çıkardılar, memleket bitti, ivedi olarak tedbir.
Şimdi halkımıza iyi anlatalım. Ve arkasından şey gelir. Memleket elden gitti, seçim olmalı. Seçim olmalı. Sanki seçim bir şey kurtaracak. Şimdi ilginçtir. Bu gitti diyenler, şimdi şudur. Anlatamıyorlar da derdiklerinin olduğunu. Çünkü bilmiyorlar. Sırf muhalefet için yapılan bir şeyler var bu ülkede. Birileri devamlı felaket tellalı yapar. Yalnız solda değil ha. Sayıda yapar tabii bunu. Tabii. Biz solsa ben partilere girmem. Partilerin arkası yoktur bu işin. Şimdi siz düşünün ki bu ülkede bu başbakanlık verileri, daha önce ben göstermiştim bunu. Başbakanlık verileriyle Müteahhitler Birliği'nden bir arkadaşım bana verdi. Onların raporuymuş bu. Onlar da bugüne kadar yabancılara satılan ev miktarını bir yazdılar buraya ki 32, rakam olarak 32.500 olarak bir rakam var karşımızda. Yabancılara yapılan konu satış adedi tahmini 32.400'dür. Evet. Şimdi 32.400'ü bir dönümün de 1.400-1.338 olduğunu düşünürsek ve bir yerde de %35 civarında imar olduğunu düşünürsek genelde ve bir de şeydeyse, iskeldeyse gökdelenler olduğunu düşünürsek, yani ortalama aslında her 10 dönüme, her 10 daireye bir dönüm derken biz 5 deyici 2 içinde olalım. Yani evet. Hesap ferah olmasın diye çıka çıka karşımıza 6.000 dönüm çıktı. Şimdi 6.000 dönüm olduğuna baktığımız zaman biz, yani bugüne kadar yabancıya evle dönen dönüm miktarı 6.000 dönüm. Evet. 6.000 KKTC'nin baktığımız zaman KKTC'nin verileri nedir diye baktığımız zaman ise bu konuda hem güvenlik kuvvetlerinin hem çeşitli yayınlarda hem bizim haritacılığımızın yayınlarına baktığımız zaman 2.5 milyon civarında bir arazimiz var kuzeyde. Bununsa 6.000 dönümü Rumlara satılmış durumdadır. Yani bir baktığımız devede zaman... Devede kulak değil, devede pire. Devede piredir aslında. Evet. Burada anlatamadıkları şudur. Tehlikeli olan anlatmaya çalıştıkları ki anlamadıkları için anlatamıyorlar. Ev satışları değil, tehlikeli olan arazi satışlarıdır. Şimdi normalde bir yabancı 500 metrekareden fazla alamaz. Bu kesin. Evet, normalde. Normalde alamaz. Ama ne yapar bir yabancı? Gider bir avukata... Gel der bana bir şirket kur. %51 hissedar sen ol der avukata. Trust evet. diyoruz biz buna. Evet. Evet, Osmanlı tabirle de 7 emin derler. Evet. Oluyor avukat buna veya bir tasdik memuru ve biz onun adına gelir bir X firma binlerce dönüm arazi satın alır. Yani bakın var demiyorum. Olabileceği söylüyorum bize. Onu evet. takip edemeyiz zaten. Ne yasa geçirirlerse geçirsinler. Onu gene takip edemezler. Çünkü avukatıyla şimdi bu her dünyanın her yerinde yabancı bir gider, bir avukat bulur, trusted tutar. Bunu takip edecek bir yasamız yok. Ha bundan dolayı bir yerde boşu boşuna panik yaparak bizim yapmamız gereken bu arazi satışlarındaki şirket kurarak olan satışları nasıl durduracak? Hiçbir çalışma yoktur bu konuda. Tabii o parametreleri bizim kurmamız lazım. Onların üzerine evet, gerekir. Evet kurmamız lazım. Bizim. Ama diğer taraftan işte evlerden memleket neyi bitti yahu? Hiçbir alakası yoktur. Ha burada bir görev daha vardır. Şimdi bizim halkımız krizden dolayı ev sahibi olamıyor biliyorum olamıyor. Halkımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Evet. Halkımız ev sahibi olamıyor. Gelen göçlerden dolayı ki 1 milyonu geçtiğimiz söyleyeyim. Bakın 320 bin nüfusa baktığımız zaman kaçta bir nüfus var gözüküyor. Ama baktığımız zaman verilere ve bir dökümlere 1 milyon üzerinde de insanın burada sirkül ettiğini duyuyoruz sağdan soldan, raporlardan, evet. okuduklarımızla. Bu ne demektir bilir misiniz? Bu eğer bu insanlar turist diye gelmiyorlarsa potansiyel kiralayıcıdır. Ev kiralar ve kalır. Otelde kalacak halleri yoktur. İşte bundan dolayı bizim yapmamız gereken bu ülkedeki kaçak kalan bu ülkede bu gelip öğrenci kısvesi altında kalıp ticaret yapan çeşitli yanlış işlerde çalışan kişileri durdurucu tedbirler almamız gerekir. Bunu yaptığımız zaman otomatik olarak arz ve talep dengesini tekrar terse doğru bozacağımız için, daha az ev yabancılara kiralanacağı için otomatik olarak da halkımız ev kiralayabilecek. Evet. Ama bu konuda bir çalışma var mıdır?
Hayır, hatta daha af diyorum. Ben yeni af getirmeye çalışırlarmış. Kaçıncı aftır? 3 değil, 4 değil, 5 değil. Yani bu adamlar artık öğrendi ki gal Kıbrıs'a kaçak, eninde sonunda bir af gelecek. Sen zaten kurtaracaksın paçayı. Aynen. Şimdi bundan dolayı bir yerde ciddi bir şekilde bizim önce hastalığı anlayalım. Ev satışlarında bir sıkıntı yoktur. Bir kriz getirmiyor ev satışları. Evet. Ne de ev fiyatlarını artırıyor. İster villa alsın, ister apartman alsın. Sonuçlar ortada. Sonuçlar yani ortadadır. Devede pire. Sıkıntı trastiler kanalıyla bu ülkedeki yabancıların, çünkü bu trastili olduğu için devlet denetleyemiyor bu olayı. O zaman şunu yapmaları gerekir, demeleri gerekir ki kesinlikle yabancı uyruklu varsa bir şirkette şey satın alamaz, arazi satın alamaz desin. Bunu dediği zaman onun da bypass'ı var mıdır? Vardır. Bu da gelecek, iki tane avukat tutacak, iki tane şey yapacak. Diyecek işte sen %41, 50-50 gidin malı satın alın. İki tane avukat var karşında. Nasıl denetleyeceksin? Nasıl tespit edeceksin? Yabancı mı değil mi diye. Yani bakın halk, birileri bu halkta bir panik yaratmaya, bir kaos yaratmaya ve bu ülkedeki gan veren, ülkeye para getiren sektörlerin başında olan emlak sektörünü birileri durdurmaya çalışıyor. Şimdi Rum yaptırır demeyeceğim. Çok katı bir söz olur ama 2004'ten beridir Rumlar bunun peşindedir. Rumlar bu konuya hazırlanmak için yasalarını bile değiştirdi. İlk 6 aydı hapıstı kuzeyden mal almanın. 2 yıla çıkarttılar şimdi. Niçin? Çünkü 2 yıla çıkarttığı zaman uluslararası tutukluluk getirebilecek. Evet. Yani bir yerde bizim kendi yasalarımızla, bizim kendi yanlış beyanlarımızla panikler yaratıyoruz ve KKTC'yi bir yerde krizlere sokuyoruz. Şimdi yakında eğer çıkarsa ve oramız davası hortlar şeyi ödeyemedik. Görürsünüz tazmin mahkemesini ödeyemiyoruz. Aynen. Tazmin mahkemesi eli kulağındadır iptal etmeleri artık o mahkemeyi bize diyor ki adamlar. İşlevsel değil çünkü. İşlevsel değil, gelenleri ödemiyorsunuz ve ya beleştir verdikleri paralar da ödemiyorlar. Para vermiyorlar ödensin. Yarın tazmin mahkemesi eğer iptal olursa oramız davası hortlamayacak mı gene? Tabii Avrupa'da gene cezalar alacağız. Tabii canım. Tabii. Küllü hortlayacak. Tabii. Çok artacak. Ve daha da milyonlar vereceğiz. Çünkü değerler arttı. Ve Loisi'de de olduğu gibi araziyi veriyorsun. Sadece kullanım parası veriyorsun milyonlarca. Arazi gene onların. Verdiğin paralarla sahibi de olmuyorsun. Yani kesinlikle. Böyle gülünç bir şey. Halbuki şimdi bu şekilde sahibi olabiliyorduk. Biz o günden bugüne ne tedbir aldık? Bakın bu raporlar 2 Temmuz 2007 Başbakanlığın raporlarıdır. O dönemde yine bir emlak krizi çıktı. Çünkü garirobu biz öyle yaptık, böyle yaptık, batırttırdık kendini. Yani malına oturmak istedik aslında. Oturduk da. Çünkü ihbar ettik, bilmem ne yaptık, oturmak istedik malına. Tabii çünkü şimdi öyle gazete küpürleri var bende. Şimdi açıklarsam o çıkarıp, gerekirse de çıkarıp gösteririm. Adamın apartmanına bile el koyduk. Ama kime gitti? Devlete gitmedi o apartman. Gazetede küpürler çıktı. Apartman satılır mı diye. Apartman çalınır mı diye. Çalınır mı diye, evet. Gazetede mesela küpürler çıktı. Evet. Yazın şeye çıkacak karşınıza. Evet. Konumuz şimdi onlar değil. Konumuz mal satışları. Ama bakın, Başbakanlık yabancılar taşınmaz mal birimi tarafından toplam 191 başvurunun durum analizi diyor. Bakın, çözülen başvuru %63 çözüldü bunlarda. Çözülme ihtimali olan başvuru %56 ve %29, özür dilerim 33 çözüldü, 29 ihtimal var, 38 çözülemedi. Baktığımız zaman bu raporlara ki bakın KKTC eskiden cidden bir devletti. Hala devlettir ama cidden çalışan bir devletti. Bakın raporları görün. Burada yabancının ismi, bölgesi, dolandırdığı denen firmanın ismi, emlakçısının ismi, problemin özeti, avukatının kim olduğu ve birçoğunda sıkıntı avukatlar çıktı. İnsanlara ipotekli olduğunu, bilgisini vermediği. Peki biz bu dolandırıcılıkların önüne geçmek için avukatlar yasasında ne yaptık? Bak emlakçılar bile ne yaptık ama onu da çalıştırmadık. Dedi ki biz bir emlakçının emlakçılık yapabilmesi için 200 bin TL o güne göre bir sigorta yapması gerekir. Evet. Yaptık.
Ve yeni yasamızda biz 200 bin euro dedik. Hala bizi geçirmemeye çalışırlar. Peki bu ülkede herhangi bir, yalnız avukatlarım benim canım balımdır, ha yeğenlerimdir, akrabalarımdır, kardeşlerimdir. Tabii, tabii. Yanlış mesela örneğini emlakçı veririm size. Şey, kar payı alamayacak, sen emlakçı değilsin diyecek ona. Bu sefer emlak işi yapamayacak avukat. Siz düşünün, peki emlakçıdan da hatalı bir kişi mağdur olursa ne sigortası var adamın? Bakın emlakçılar birliği veya derneği üyesi biri mağdur olursa sigortası vardır. Gider ve mahkemeye başvurup parasını alabilir. Avukattan olan mağduriyetlerde ne garantisi var? Hiç. Hiç çalışmadık. Peki müteahhit binayı bitirmezse, gide onu duyarsınız basında. Mehmet Bey'i, Mehmet Eminoğlu olaylarını yaşadık. Ve insanlar mağdur olursa adamlar parayı nasıl kurtaracak? Var mı bir sigortası müteahhitlerin? Yok. Yok. İşte devlet ödevini yapmıyor. Bakın çalışan bir emlakçılar birliği sistemi vardı. Ki bir yerde lisansıyla, şusuyla onu çalıştırmadılar. Oyalarlar ve hala yasasını, işte dün Allah'tan sağ olsun komisyondaki arkadaşların çalışmasıyla, dün Emlakçılar Birliği yasası komisyondan geçti ve meclise gitti. Ha, dün de beni İçişleri Bakanı aradı, dün akşam üzeri aradı. İşte lisans yasasını en nihayet düzenlemeleri yapmışlar, bitirmişler. Bana dün yolladılar, bugün sabah elime geldi, avukatımıza verdik, salı günde bizim yönetim kurulu toplayıp arkadaşlara gösteriyor işte bu değişiklikler oldu bizim yasamızda görün diyerekten ve dönüp rapor verecek kendilerine. Biz ne diyeceğimizi, ama düşünün siz bir senedir biz kendi yasamızda ne değişiklik olduğunu göremedik. Birileri oynadı, birileri düzeltti, bize göstermediler. Yani yasaklı olan ve görmesi gereken emlakçılardı. Emlakçılar Birliği'ydi, Emlakçılar Derneği'ydi. Biz yasaklıydık bizim yasamızda. Ve en nihayet sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımın o da şeydir, büyüklüğüdür. Bir önceki gösterdi bakan, en azından. Ve bize verdi görevi. Fakat ben seni şeye çekmek isterim şimdi. Tamam, ne şeyimiz var? Yani arsa satışlarında ne önlem alınabilir? Yani bir emlakçı olarak nedir bunun önlemi? Şimdi, yani birkaç tane önlemi varsa en azından buradan duyuralım bakanlarımıza. Şimdi önlem şu, önlem bir. Şimdi bir kere arsa satışlarında şöyle bir yasa yapmamız gerekir. Diyeceğiz ki herhangi bir yasa, herhangi bir arazi satışında bakın bizim Emlakçılar Birliği yasasına biz koyduk, iptal ettiler. Çıkardılar şimdi onu, bugün avukat söyledi bana. Biz ne koyduk? Meclis şimdi avukat dolu, tabii ki çıkarırlar. Neydi çıkarttığımız madde biliyor musunuz? Dedi ki herhangi bir şekilde bir trasti kullanılarak, trasti diyorum bakın, trasti de avukattır. Evet. Kaçak emlakçılık ve veya bu tipte bir çalışma yaptırılırsa, emlak şirketi kurulursa bu bir suçtur maddesini koyduk. Ben yasada okuyamadım. Benim avukatım bulamamış onu şey. Bugün okudu bulamadı. Dediğim çıkartlar gibi içinden, meclis avukat dolu. Bunu böyle bir şey geçiremeyin. Çıkartlar içinden. Tabii. Bakın bizim yasa getirmemiz gerekir. Diyeceğiz ki bu yasada yoktur. Gelirse bu yasaya yazacak. Emlakçılar yasaya yazacak. Diyeceğiz ki herhangi bir şekilde bir yabancı uyruklu emlakçılık yapmak için ve veya bir arazi almak için bir muamele yapar ve trasti kullanırsa ve bu kullanmış olduğu trasti yasadaki ilgili X yasadaki alması gereken arazi miktarından fazlaysa bu otomatik olarak geçersiz sayılır ve ilgili avukata da bu muamele yapana da suçtur, şey ceza bir verilecektir diye hapislik cezası korur. Bunu yaptığımız halde çözüldü. Malta'da nedir yasa? Mesela Malta Avrupa Birliği'ne girmezden önce koşullar koydu. Ve dedi ki benim bu küçücük adamda Avrupa Birliği'ne girdiğimde, evet, ve girdiğimde herkes buraya üşüşecek. Avrupalı zengin bizi yerimizden yurdumuzdan edecek. Gelin aynı ben, endişeler. Gelin ben size bir tane güzel haber vereyim. Şimdi Malta dediğinizde biraz yanından geçer ama güzeldir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çocukları dünyanın her yerine dağıldı. Siz bilir misiniz ki Malta'daki otellerin, turistik otellerin müşteri ve turist getirme konusundaki programlarını hazırlayan, ihaleyi kazanan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir şirket ve şirkete sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir vatandaşımızdır. Ben bunu geçenlerde duydum ve çok hoşuma gitti. Yani Malta dediğiniz diye söylüyorum size. Oraya kadar girdik ve oradaki otelleri bile turizm sistemini düzenleyici,
oradaki tümünün bağlandığı turist bulma sistemlerini kuran kompütör yapısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de doğmuş BAFK efendi bir çocuğumuzdur yapan bir iş adamıdır. Oranın onu kabul eden, o çocuğa iş veren, bortta da oturan bir KKTC'li bir bayandır orada da. Düşünebilir misiniz? Yani? Onlara eğitim değişikliğini yapan, onlara hani Covid'den sonra insanlar ne yapacak? İşte aşçıydım ama şimdi kompütörcü olmam gerekiyor. Bu değişimi yaratacak olan KKTC'li bir bayandı bunu yapan ve o bortta oturur şimdi. Şeynaz Çeyreli. Yani ne güzel yapan. Ne güzel bir tabii. Topluluk aslında. Bunları duyduğumuzda içimize varır değil. Onun için bakın, şimdi gene döneyim ben konuya. Şimdi son zamanlarda, ha bir de bir şey vardır bizde. Şimdi fırtına geleceğinde nereden fark eder? İlk kim fark ederdi eskiden Osmanlı döneminde? Romatizması olanlar. Fırtına olacağında bilirsiniz hava basınçları düşer kakar ya. Başlardı dedeler, neler eklem yerlerini ağrıdığını söylemeye. Bu ülkede her kriz öncesi bağıran biri var. Ali Safa. Ali Özmen Safa. Çok malı var acaba ondandır? Hayır. Özellikle nedeni tabii ki malı var. Adam zengin geldi zaten. Ben çok da yapalım değil ha. Ama ben onun okuduğum zaman özellikle şeylerinde bir şeyi fark ettiğim, ekonomist olması ve emlakları çok iyi bildiğinden dolayı bir yerde tabii o dediğiniz etkisi var ha. Ama diğer taraftan da birileri bağırmaya başlıyor. Ama bağırdığı zaman gerekçeler koyuyor. İşte bizim istediğimiz hükümetimizden ister Ali Bey olsun, ister Mehmet Bey olsun, ister Hüseyin Bey olsun. Fark etmez kimin olduğunu. Ama Ali Bey çok akıllıca görüşleri var. Ali Bey tutarlıdır. Ha menfaati var mı bazı vardır. Konular içinde? Elbette var. İş adamıdır. Yani, iş adamıdır. Yani sonuçta odur. Ama cevap veremiyorlar. Bakın şimdi... Bakın şimdi mesela ben sizin şeyinizi tedbir olarak koyduğunuz şeyi geçmeyeceğini yani 3 yaşındaki çocuk bilir. Yani siz diyorsunuz ki emlakçılar bu işten oturacak, para kazanacak, cumburlop isterlincikleri yiyecekler. Avukatlara da nananay al sana bir ücret bu mukavelemeyi yap. Al paranı bu kadar. Sen... Avukatı çıkarıyorsun emlak yapmaktan. Yemez bunu avukat. Sana der emlakçıyı kaldırın ortadan. Ben avukat olarak her şeyi yaparım der. Evet. Ben emlakçılık yapayım der bu avukat. Onun için bu bir önlem mantık, değil. Bu KKTC mantığıdır. Şimdiki aynen. Budur. Ancak şöyle bir şey var. Biz şunu diyoruz. Eğer bu KKTC'de sisteme oturtacaksak herkes kendi görevini tam yapacak. Hataya da yaparsan cezasına razı olacak. Şöyle bir şey olmaz mı? Yani sonuçta herkes istediğini yapsın. Ama sonuçta bu malın sahibi bir yabancı çıkarsa sonuçta ve bunu emlakçı ve veya avukat veya ve veya trustee bunu hükümete bildirmezse buradaki yabancı ve yapılan sonraki anlaşmalardan bunun sonucunda bu mal yabancıya aitse bu Türk şirketinde %51 hissesi olan ve bu %51 bir şekilde yabancıya devredilirse bütün anlaşmalar non void'dir ve bunu yapan avukat da emlakçı da lisansını kaybeder. Diyelim. Olsun bitsin bu iş. Ağzınızdan balaklı şimdi. Değil duymasın mi? Sizi şeyler ha. ama o zaman bu böyle. O zaman da bizi %51 yabancı sermayeciler desin sen kalsın ama bir imza atalım yönetimi sana ait. Otel yapacak. Yani, yönetimi sana ait kardeşim ama 51 hissesi benimdir bu malın. Haluk Bey diyelim. Özetine gelirsek biz Stormine teacup yapıyoruz. Fırtına kahve fincanında. Bu ülkedeki sorun bakın bu ülkedeki en büyük avantajımız Avrupalıların veya gelip buraya yatırım ev almasıdır. Ama bakın bir şey var. Kutucuk kutucuk da satmayalım. Biz istemeyik öyle bura gelsin de otursun da kuaförlük yapsın da geçinsin bir küçük evcik alarak. Biz isterik ki büyük bir villacık alsın. Yani diyecek ki mesela bu metrekardan fazla olacak alacaklar. İki, benim restorantımda gitsin yemek yesin. Gitsin benim kuaförümü kullansın, kendi kuaförlük yapmasın. Hatta o metrekareyi alan insan dolayısıyla orada temizliğe ihtiyacı olacak. Tabii. Değil mi? Şoför ihtiyacı tabii. Olabilir, bahçıvan ihtiyacı olacak. Ama biz tümünü yasaklayıyoruz. Bakın şimdi burada bir detay var. Dikkat edin bugünlerde devamlı duyduğumuz yabancıların mal alımını durdurmamız gerekir. Durun be arkadaşlar. Açıklayın. Bu ülkede yabancıların arazi alımındaki gizli ve şöyle gizli ve para yasalara aykırı alımlara karşıyık. Yoksa adamlar gelmiş burada biz ağlardık.
Anılardık. Şimdi bugün bakın Esentepe'ye gittiğinizde şimdi girin köyün içine Mercedes'ler, Range Rover'ler, Jeep'ler. Köylülerin bunlar. Köylülerin bunlar. İnsanlar ilk defa para gördü. Tabii. İlk defa para ama gördü. Ama bunu işte Karpaz da istiyor. Niçin oradaki muhtarlar, belediye başkanları diyor ki değiştirin buradaki yasayı. Burada da yatırım olsun. Eminnameleri. Evet. Değiştirin diyor. Buraya da yatırım şimdi olsun. Şimdi bakın. Girne'den Erenköy'e kadar, Yenerköy'e, yat limanının olduğu yere kadar, evet, deniz kenarında 50 bin altında pound altında yer bulamazsınız. Zaten deniz kenarı olduğunda 100 üzeridir. Evet. Büyük bir bölgedir bu. Bakın bu bir ekonomiye katkıdır aslında. Ama Karpaz'a gittiğiniz zaman hala siz 10 bin, gidin şeye, Bafra, şeye, Kumyalı'ya 5 bin lira, 6 bin isterliğin, 4 bin isterliğin hala mal satın alırsınız. Evet. Teçin, imar yasağı var. Denizi görür, denizden uzaklığı 1,5 kilometre. Bu mal tatlı sulu olsaydı kesinlikle 100 bin liraydı dönümü. Ama orada 4 bine, 5 bine bugün alsanız imar yoktur. Öldürdüler bölgeyi çünkü. Evet. Ama puanlarına baktığınız zaman geçmişte o bölgenin puanları bu bölgenin puanlarından daha fazlaydı. Yani şeyin Kumyalı'nın puanları daha yüksekti zamanda alırken. Yani daha çok mal bıraktı güneyde alan o bunları alabilmek için. Ama şimdi emirlemeden dolayı öldürdük. Bir yerde bakın bu ülkede şunu yapmamız gerekir. Hasan önemli değil. Ahmet önemli değil. Cafer önemli değil. Hüseyin önemli değil. KKTC'yi yaşatmaktır önemli olan. Bunu hala anlayamıyoruz biz. Her gelen hükümet der ki aman benim süren bitene kadar ben ne yaparsam yapayım. Rahat edeyim, memuru belasız gavasız ödeyim, emekliyi ödeyim de boş ver benden sonra çeksin gayliyi. Bir de tekrar seçileyim. Bir de tekrar seçileyim. Evet. Yani bundan dolayı bu ülkede tekrar diyorum, konut konusunda bir sıkıntı yoktur. Hatta konut bu ülkeye gan veren bir mekanizmadır. Tabii. Ancak araziyle ilgili aynı şeyi söylemek için. Tahmininiz var mı? Yani bu işin duayeni olarak yani biz hakikaten çünkü buranın zengini de çok alır Karpaz'da hala daha toplar. Yani buranın böyle çok da yerleşmiş zenginleri var. Hatta bilmediğimiz zenginleri var. Onlar topluyor, arazi topluyor. Kumarhaneler çok topluyor. En evet. Büyük alba Karpaz'ın o taraftaki en büyük alıcı kumarhaneleridir. Ama kumarhanelerin alması beni rahatsız etmez. Niçin etmez? Çünkü KKTC şirketidir. Evet. Bu para alınan para KKTC'nin içinden alınmış para değildir. Gelen gazinoya gelip oynayanların yatırdığı paralardır. Evet. Ve bana toprağıma düşüyor. Ama sahibi yabancı değil. Sahibi yerli bir şirkettir. Evet. Bundan bu beni rahatsız etmiyor. Ama kıskanıyor muyum? İşte budur sıkıntı. Kıskanıyor insanlar. Yani bu ülkede kazanan insana karşı bir tepki başladı. Hatırlar mısınız tabii siz? Asil Nadir geldiğinde kendini karşıladık böyle hoş geldin, hoş geldin. Milli kahramanımızdı. Tabii. Ne oldu? Herkes bir tokat vurdu ondan sonra kendine. Herkes de çaldı kendini. Herkes de çaldı kendini. Yani bir yerde bu ülkede ciddi bir şekilde sermayeye karşı bir tepki var. Çünkü Kıbrıslı bir müddet sonra der bunun nesi var? Neçin benden daha zengin? Neçin evet, birazı da benim olmasın? Zaten evet, ne yaptı da bunu yaptı? Böyle bir kendi kendimize böyle bir doğrulama safhasına gireriz ve o malı istemeye başlarız. Benim de olsun. Şimdi bir tane vardır son zamanlarda. Bunu ben vurgulamak isterim. Bakın. Şimdi en büyük şikayet bize bugünlerde emlakçılara gelen şikayetler. Bilmediğim konuda ben konuşmayı sevmem. Ama şimdi ben gazetede okuyorum. Ama bu gazeteleri yanlış anlamayın. Bu ülkede yaşayan yabancılar da okuyor ha. Onların şimdi Rusların, İngilizlerin, İsveçlilerin günlük gazetelerini tercüme yapıp internette dağıtan kişiler var. 3-5 kuruş para alır bu iş için. Tabii. Ne okuyorlar? Bakın, bugün ben gördüğüm zaman korkuyorum. Diyor ki, deprem alanı, iki sınıf deprem alanı, apartmanlar diyor yıkılacak iskelede. Bilmem şudur budur odur. Çünkü kötü felaket tellallı yapmayalım buracıkta. Ama peki, böyle bir şey var mı cidden? Varsa neden hükümet bir şey yapmıyor? Ve yoksa neden bunlar yazılıyor? Ve biz kendi ayağımıza kurşun sıkarak satışları eksi etkilesin. Şimdi size eğer duyarsanız bu şeyleri ki bir bölgede
ciddi bir şekilde deprem sıkıntısı vardır, altı bataklıktır ve üstüne yüksek binalar yapılıyor. Peki artık o bölgede mal satın alır mısınız? Yabancı olarak korkarsınız. Tabii. Elinde malı olmayan da müteahhit de bunu kötü şey yapar. Dürter, ya bu bölgede olmadı. Ne oldu, benim bölgem daha temizdir der. Peki tabii, bizim bu konuda neden izin veriyoruz basında? Eğer doğruysa hükümetin ciddi bir şekilde tedbir alması gerekir ve bunları çözmesi gerekir. Eğer doğru değilse nedir yaptığın diye durdurması gerekir. Tabii. Şimdi basını o şekilde durduramazsınız. Çünkü birilerine ilişkili söylemesi lazım. Bir genelden bahseder orada. Altı yumuşak olan, bataklık olan yerlerde deprem zorluğu falan. Ama bak ne diyor? Şirketleri hedef alıyorsa. Bakın ne diyor? Long Beach'te denetim raporları paylaşılmalı diyor. Doğrudur. Bölgedir orası. Doğrudur. Paylaşıldı mı? Bilmiyorum. Paylaşılmadı. Paylaşılmadı. Yani şimdi her inşaatta aşama aşama tüm denetimler paylaşılmalı. Paylaşıldı mı? Paylaşılmadı. Peki madem bunları paylaşırsak ve sıkıntı, neden paylaşmıyoruz? Tabii. Ve neden ihtiyaç duyduk? O kadar kavganın içinde döndük, bir emirleme daha geçirdik. Yeniden kavga başlıyor. Şimdi o bölgede. Gene, ne var emirlemede? Şimdi gene geçti ya şey. İskele emirlemesi gene, neyse bu o bölgenin emirlemesi gene işte tamamdır, devam ediyor artık dediler. Oldu. İşte onu yazmaya, anlatmaya çalışıyor gazete. Şimdi peki eğer ama doğru da bir şeyse, bir yetkili çıkacak ve diyecek ki o bölgede ben şey zelzele yoktur. Yumuşak zemin tamamdır. Dağıtılan tamamdır. O tamamdır, bu tamamdır. Birileri hükümet çıkıp, bu pozisyonu almaz üzerine. Almıyor. Hükümet der, yani toplumdan böyle bir şey yok. Ben bundan bir şey yapmak zorunda değilim. Liberal marketlerde ona gazete demem ben. Yani yani toplumu galeyana getirecek bir şeyi, distribution'u, bir dağıtımı, bir haberi yok. Eğer toplumdan, böyle şeylerin. Bakayım. Toplum reaksiyon gösterirse, şikayet alırsa devlet yani bir harekete var geçer. Işte reaksiyon bu çünkü konuda. Her gazetenin, her kağıdın, her dört köşe bir kağıdın söylediğine şimdi devlet, Haluk hükümet Bey, şey Haluk yaparsa. Bey, bir detay var burada. Şimdi eğer ben çıkar ve dersem ki Kıbrıs gazetesi özellikle verdiği haberler doğru değildir. Bana göre doğru değildir desem ispat etmek durumuna gireceğim. Bana aynen göre dediğim çünkü halde. Çünkü ben Kıbrıs gazetesi olarak harekete geçerim. KKTC burada da KKTC sıkıntılıdır. Yani değil. Bakın, yani bölgedir ve onu yapan firma vardır. Yani onu yapan firmalar bu konuda harekete geçmeli bence. Hayır. Devletin çıkıp ciddi bir şekilde demesi gerekir ki bu bölgede kesinlikle imarlarda sıkıntı yoktur. Bu bölgede her türlü tedbir alınıyor. Bu bölgede 30 metreye kadar kolonlar konuyor. Hiçbir sıkıntınız yoktur. Dediği anda her şey çözülür ve o bölgede tekrar düzenli bir şekilde yaşam ve biz de yabancılara rahat konuşuruz bu defa. Yani ben neden yapmaya çalıştığım, kapışın der devlet. Siz istediğiniz gibi kendi aranızda konuşun edin. Biz karışmayın, ne yaparsanız yapın. Değil. Siz devlet olarak bizi, halkımızı, sizin bir propaganda grubunuz vardır devlette. Bu KKTC'nin, biz istiyor muyuz yatırımcının gelip yatırım yapmasını? İstiyorsak da siz ya doğru yapılmasını sağlayacaksınız, ya da doğru yapılmıyorsa durduracaksınız, ya da bizi de aydınlatacaksınız ki arkadaşlar hiç korkacak bir şey yoktur, biz de çıkalım. Biz emlakçılar olarak sıkıntı olmasın istedik çünkü. Emlakçılar olarak siz niye test yaptırmıyorsunuz burada? Emlakçılar olarak. Ama sen beni sen galiba astırasın sen galiba. Ama paylaşın şeyi, bunlar da raporlar çıksın. Yani satacak olan, endişeli bakın, olan test yaptırsın ve desin ki bakın testler burada, hiçbir şey olmaz. Yani şimdi ben bir yerde bakın, bu konuyu zaten önümüzdeki haftalarda bizden, çünkü arkadaşlara epey bir yabancılardan sorular gelmeye başladı bu konuda. Haklı ben olarak cevap vermeyin dedim. Geçiştirin ama ne kadar daha geçiştireceğiz? Ha şimdi tabii mecbur kalıyoruz önümüzdeki günlerde bu konuyu biz kendi gündemimize alacağız. Arkadaşların götüreceğiz, tezekür etsinler ve oradaki yönetimin kararına göre, genişletilmiş bir yönetimin kararına göre ne tavır alacağımızı biz de kararlaştıracağız. Ama bu ülkede devlet daha çok artık taraf olmalı olaylara. Yani bu KKTC'nin eğer hata varsa düzeltsinler ama hata yoksa da durdursunlar. Yani basın da çok bağımsız olmaz, yanlış anlamayın. Basın da çok bağımsız oldu bizde.
Yani bakın, ben şimdi bugün, yarın hiç şaşmayın. Ben siz basıncısınız. Onun hakkıdır, öyle bir tehlike seziyorsa orada. Basın desin ki yani burası tehlikelidir der. Tamam, devlet cevap vermesi gerekir. Neden mi cevap devlet vermiyor? Devlet vermez. Burası tehlikeli, bu binalar der. O binalar, orada olan binalarda biri çıkar der ki hayır yanlıştır. Testlerini yaptırdık. Bu testlerde şu kuvvette, şu bilmem ne dedir. Bilmem evet. 9 depreme dayanıklıdır desin bir bina. Ve öbür binalarda bunun şeyinde yapmıştır. Şehircilik planına göre o hepsi susar. İşte devletin buna cevap vermesi gerekir. Devlet cevap vermiyor. Siz otorite istiyorsunuz. Çünkü kendiniz yeteri kadar otorite görünmüyorsunuz. Şirketler veya da dernek otorite olmuyor. Olur mu? Koskoca derneksiniz. Bence ben sizi otorite alıyorsam ben kendim. Emlakçılar Birliği Başkanı olarak, derneği başkanı olarak yabancı da alır. Çünkü derneklere ciddi bakar yabancılar da. Eğer benim yasam geçiyorsa, bir yıldan beri de İçişleri Bakanı'nda görüşülüyorsa ve bana daha şimdi hadi gör da ben mesleği yollayıyorum diyorlarsa, bu memleketteki yapının ne olduğunu siz de bilirsiniz. Bu memlekette sizin ne otorite olduğunuza bakarlar, ne bildiğinize bakarlar. Herkes kendi adamına bir şey yaptırmaya çalışır ve bu memleketin durumu budur. Durumumuz felaket. Biz ileri gitmedik. Hep böyle geri doğru gittik bu işlerde. Ha, ekonomimize bakarsan, ben tabii şimdi sen benden gençsin diye pek hatırlaman. Estağfurullah. Yani bir şey ekranız diye düşünüyorum. Neyse tartışmayalım. Yaşımı söylemeyeyim de sonra. Neyse. Ama bak, zamanında ben neyi hatırlarım bilin. Biz denize gidemezdik. 5 aile, 3 aile, küçük bir simka araba böyle. 2 tane vardı mahallede. Dolardaki içine 6 tane, 5-6 aile o simka. Ama nasıl üst üste böyle bu şekilde. Şarkı söyleye, türkü söyleye çıkardık Alev Gayası'na. Yiyebileceğimiz yemek de kebap değildi. Çıkarken Ortaköy'den çörek alırdık. Tabii. Hellim. Hellim ve zeytin ve domates ve hıyar. Hatta domates ve hıyar da bartırdı. Yani komşu hıyarı kordu. Bu domatesi kordu, diğeri hellimi şey yapardı. Ve da en güzel zamanlar olarak aklındadır değil aklındadır. Mi? Tabii. Ama denize gidemedik. Biz bunları yaşamış bir toplumuz. Evet. Yani şimdi biz o gün sahip olduklarımızla, bugün sahip olduklarımıza baktığımız zaman uçurum vardır arada toplum olarak. Karagöz'ün bir tanesi yazar bana sabahları da diyor. 74'te diyor Türkiye geldi, felaket oldu, fakirleştik diyor, kötüye gittik. Dedim herhalde hatırlaman 74'te bizim ne yaptığımızı. Şey gibi, telgrafın telleri gibi. Yok değil, hatırlaması lazım ama İşine gelmedi hatırlamak. Seçim olsun isteyenlerdendir o da. Sintilaryon yokuşuna böyle çıktığımızda orada dizilirdi şeyler ve teneke futbolu oynardı babalarımız ya da biz böyle. Yani oydu. Aynı şekilde Ortaköy'den çörecek hellim ve yazısaydı karpuzumuz. Beni nereden görürsen gör. Bak, nerede görürsen gör. Hastayım, hasta değilim, misafirim vardır, yoktur. Bir, eğer bana çikolat verir, uzatırsan kaparım. Bak, bravo. Döner görürsem yerim. Ve çok ilginçtir, muz görürsem de mutlaka yemekten sonra bir de muz yemeye çalışırım. Niçin bilirsiniz? Bakın. Döner, aha, ayda bir döner hakkımız vardı. Tabii. Giderdik ya paraşuda, ya Anibal'a. Ve evet, şey alırdık. Bir dön, o zaman da böyle hatta ekmeği iki tane alırdık. Avrasya var mıydı? Efendim? Avrasya var mıydı? Vardı. İki tane alırdık ekmeği, pideyi ki yani ikisi yani bu bitmesin bir tane de diyerekten. Tabii. Muz yoktu o zaman, küçük muzcuklar vardı böyle yetişen. Tabii. Bahçende yoksa yeşil ırmakta falan yetişirdi. Gelirdi evet, ve böyle bir tane böyle muz aldığımızda o da ayda bir daha muz yerdik. Hayran kalırdık. Çikolat ise yıl bayram dönemleriydi. Haçlık alırdık, eskiden para verirlerdi bayram dönemi. Çikolat alırdık, bir de hiç unutmam, Allah rahmet eylesin, Deniz Bey'e giderdik Lefkoşa'da, Deniz Kırtasiye. O kitap kokusu, evet, hala unutmam. Evet. Bir penna hakkımız vardı, giderdik böyle ve o zamanlar Parker pennalar vardı. Alırdık ya da Schoeffers meşhur, tabii, onların bir tabii penna alırdık. Biz ne olduğumuzu unuttuk. Tabii. Ne olduğumuzu unuttuk. Yazlıklar, kışlıklar, çifte arabalar... Ama giyimler, kuşamlar. Layık mıyık layıkık. Yani demeyecek örnek verdik. Allah'ın şeyine bile, Maltasına bile gidip de programları yapan benim çocuklarımdır. Aynen. Benim maşallah çocuklarımdır. Yani şimdi öyle bir şey ki işte bunları bir tane vardır. Biz yasaklarla sistemi çalıştırmıyoruz. Aman o küsmesin, aman o darılmasın, aman şu olmasın diye. Ama benim de 400 bin vatandaşım İngiltere'de. Orada durur ve buraya gelmeye korkar, dolandırılmasın diye. Genelde dolandırılırlar değil mi? Evet. Hemen hemen şimdi hepsi. Şimdi bakın, bizim ivedi olarak
şu vardır. Bunu ben devamlı anlatmaya çalışırım arkadaşlara da. Şimdi Türkiye'den buraya gelen ciddi bir şey var, topluluk var. Hatta geçenlerde Türkiye'den Temfet Federasyonu aldık. Onun 30 tane üyesini buraya getirdik, hep emlakçı. Ama bir şartla getirdik. Dedi ki kesinlikle ve kesinlikle Kıbrıs'ta emlakçılık yapmayacaksınız. Suçtur. Kıbrıs'tan bir emlakçıyla kardeşlik ilişkisi kuracaksınız. Her biriniz bir emlakçıyla bir nikah kıyacaksınız. Müşterinizi getirin, o emlakçıya götüreceksiniz. Emlakçıdan o da size yardımcı olacak. Ama komisyonunuzu alacağınıza Emlakçılar Derneği kefildir. Artı müşterinin dolandırılmayacağınıza Emlakçılar Birliği kefildir. Siz de oradaki dernek birlikte karşıdaki bir yerde bize yolladığınız kişilerin bir şeyini bildireceksiniz ki bize hesap verelim size ne yaptığınızdan. Bakın bugün biz Türkiye'den gelenleri bile korkutmaya başladık. Şimdi bakın bir sürü müteahhit geldi. Şimdi herkes inşaatlara başladı. En büyük sıkıntı nedir? Spekülatörlerdir şimdi. Nedir bu? Yarın inşaatlarda, büyük inşaatlarda elinde 1 milyonu olan bir adamlar var, spekülatör. Bu gider mesela verir 100 tane satın alır, daireyi öder ama tümünü de almasa der ki ben bunu tut 100 tane sözleşme, tarih olmayacak, isim olmayacak. Bu inşaat firmalarında yapılan bir şeydir. Bu çekmecede duranlardır bunlar işte. Ve siz düşünebilir misiniz oradaki devletin kaybını? Tabii. Ama bizim artık... Bir daha kere, bu bir balondur, çökebilir. Balondur, çökebilir. Tabii. Ve bu sektör gene yara görür. Onun için devlet, biraz daha fazla devlet olmayı öğrenmesinin zamanı geldiği gibi gelir bana. Yalnız memur ödeme değildir devletçilik. Doğru. Şeye, sektörlerine, birliklerine sahip çıkmadır. Ülkesine sahip çıkmadır. Ve radikal kararlar alabilmelidirler. Alamıyorlar. Bugünkü yapıyla sınıfta kaldılar. Ama neticede temennim, galiba sana da mesaj gelir bitiyorum evet, diye. Evet, program bitti ama hakkını veriyorum sana, geç başladık. Tamam, o zaman ben çok da şey yapmayayım sizi. Bir de son bir temenni söyleyeyim ben. Buyurun. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir aşıkıyım ve aşıkı olarak da öleceğim. En büyük hayalim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıdır. Kolay yolu seçtiniz. Aşıklar ölmez biliyorsunuz. Doğru. Yani ilelebet Hasan Bey yaşar. Ve bir yer, ama bunu da yapabilmem için güçlü bir hükümete, barışık sivil toplum örgütlerine ve ciddi bir denetime ihtiyacımız vardır. İnşallah bunları yakında görürüz. İnşallah. Ve bu politikayı artık yavaş yavaş kirlilikten çıkaralım. Birbirlerine dövüşmesinler. Ortak nasıl kurtarık memleketi onu konuşalım. Duralım da. Konuşmuyoruz evet, bunu. Evet. Bir çevre kirliliği gibidir bu. Ortak yakında hep konuşuruz nasıl çevre temizliğini yapacağız ama bunu konuşan iki kişiden bir tanesi gider çöpünü böyle yolda giderken izmariti yere atar. Yakında böyle asgari ücret geliyor. İşte Ocak'ta. Bak geliyor ama geldiği zaman bak göresin geliyor dediğimiz anda gidin marketlere %10 zamdır. Maalesef. Asgari ücret artırıldığı anda da artırılan miktar artı %10 fazlasıyla zamdır. İstediğin kadar asgari ücret yap artır bu ülkede sen. Bu insanlar geçinemez. Geçinemez bu insanlar. Yeter ki sen gidip denetlemediğin sürece marketleri, aynen, yasalar yapmadığın sürece. Aynen. Bir tane denetle oturt şeyini, cezasını öbürleri de yapmaz. Hangisini? Çünkü sana der ki ben bunun sadece yüzde işte şu kadarı artan işçilik kısmıdır. Sana elektriğine de koyar onu, öbürüne de koyar, öbürüne koyar ve genelinde koyar o zammı. Yani çok acayip bir şeydir. Kalem üzerinden yapmıyorlar bu artışı. Çok teşekkür ediyorum ben zamanına. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Gene rakamları aldık. Kendimizi zaten iyi hissediyoruz. Peki. Tekrardan görüşmek üzere diyoruz tabii de. Evet sizlere de teşekkür ediyorum. Sabahın 7'sinden beri birlikteyiz. Hasan Bey'e de teşekkür ederken sizlerle yarın tekrardan beraber olacağız. Evet güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Yeah.